Paratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Bugün açıklanan enflasyon verisinin detaylarından ve para piyasalarının güncel durumundan bahsedeceğim. Gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Bugün yurt içinde merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisini, tabloları, en çok artan kalemleri, ekonomist ve yazarların tweet yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Haziran ayında da yavaşlamaya devam etti. Enflasyon Haziran'da yıllık bazda %38.21'e gerilerken bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14.76 ile konut olurken buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67.22 ile lokanta ve oteller oldu. Bayramın da etkisiyle en çok artan kalemleri sizlerle paylaşalım. Çay ve diğer içecek çeşitlerine gelen %14.93'lük artış oldukça dikkat çekiyor. Haziran'da fiyatı en fazla artan ürün çay oldu. En fazla düşen ise yumurta oldu. Her enflasyon açıklandığında olduğu gibi ENAG, TÜİK ve İstanbul Ticaret Sanayi Odası'nın açıkladığı enflasyon verileri arasındaki uçurum oldukça dikkat çekiyor. Sizce hangisi doğru? Ve Şenol Babuşçu'nun bir tablosunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mart 2022'ye kadar Türkiye İstatistik Kurumu ve İstanbul Ticaret Odası enflasyon rakamları birbirine paralel giderken bu tarihten sonra rakamlar ayrışarak TÜİK enflasyonu daha düşük açıklamaya başlamış. Aradaki fark Mayıs 2023 itibariyle %16,5 şeklinde. Barış Soydan da bir tweetinde Galatasaray'ın Stad ismi sponsorluğu sözleşmesinde enflasyon için TÜİK ve ENAG ortalamasını dikkate aldı. Türkiye İstatistik Kurumu meselesini çözülmedikçe Mehmet Şimşek'in işinin çok zor olduğunu dile getirdi. Yıllık enflasyon baz etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Fakat TL'deki değer kaybı nedeniyle önümüzdeki aylarda yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Enflasyondaki yükseliş TL üzerinden değer kaybı baskısı neden olduğu için fiyatların seyri önemli diyebiliriz. Yurt içi üretici fiyat endeksinde de son 25 ayın en düşük seviyesi görüldü. Para piyasalarına geldiğimizde ise dolar yeni güne de yükselişe başlamasının ardından yatay görünümde seyrediyor. Bankalar arası piyasada 26 lira 8 kuruştan işlem görüyor. Doların bu sabah 26 lira 20 kuruş seviyesini test etmesiyle gram altın yeni rekora yaklaştı. Dün Amerikan piyasaları kapalı olduğu için ons altın ve gümüş yatay görünüm sergiledi. Bugün Türkiye saatiyle akşam 9'da açıklanacak Fed'in son toplantısının tutanakları yakından izlenecek. Şahin ifadeler gerilemeye neden olabilir. Geçen hafta 1621 lira ile rekor kuran gram altın günün ilk saatlerinde yeni zirvesini test etti. 1621 lira 10 kuruş ile zirveye en yakın seviyeyi kaydetti. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1616 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro 28 lira 42 kuruş yakınlarında seyrediyor. BIST endeksi ise güne %0.37 yükselişle 6026 puandan başladı. Saat 13 itibariyle önceki kapanışına göre 62.1 puan değer kaybetti. Önceki kapanışa göre hisselerden 29 yükselirken 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türksel, Tüpraş ve Ansur Enerji oldu. BIST 100 an itibariyle de 5979 puandan işlem görüyor. HSBC Türk hisse senetlerinin fırsatlar gördüğünü belirterek tavsiyesini olumlu yönde değiştirdi. Raporda daha önce Türk hisse senetleri için nötr seviyesinde olan tavsiyesi endeks üstü getiri olarak revize edildi. Politika yönünde daha kademeli bir değişimin yabancı yatırımcıların pozisyon oluşturmasını kolaylaştıracağı belirtildi. Borsada 23 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar 398.8 milyon dolar hisse alımı yaptı. BlackRock'ın da aralarında bulunduğu bir dizi kurumsal yatırım şirketinin Bitcoin ETF'i kurmak için yaptıkları başvuru Bitcoin başta olmak üzere kripto paraları desteklemeye devam ediyor. Bu arada ProShare'ın Bitcoin vadeli ETF'inin büyüklüğü geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen para girişiyle birlikte 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e artan ilgisinin bir başka işareti demek yanlış olmayacaktır. Bitcoin itibariyle de 30.340 dolar yakınlarında işlem görüyor. Gelelim gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere. En düşük memur maaşı için kanun teklifi meclise sunuldu. En düşük memur maaşı 22.017 lira olarak belirlendi. Ekonomiyi yakından takip eden binlerce vatandaş yatırımlarını yönlendirmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınacak olan Temmuz ayı faiz kararını bekliyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni yönetimiyle almış olduğu ilk faiz kararının ardından geldi. Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda ilk toplantısını 22 Haziran'da gerçekleştiren TCMB 650 bas puanlık artırım ile faizleri %15'e yükseltmişti. Önümüzdeki ilk faiz kararı ise 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.
bu ay ne olacağı en merak edilen konuların başında geliyor. Konut kiralarında 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılacak zamlarda %25'lik üst sınır şartına takılan ev sahiplerinin bulduğu çözüm, dönemlik, kısa ve orta dönem için kiracı aramak oldu. Kira artışlarının baz alındığı tüketici fiyat endeksi 12 aylık ortalaması TÜİK tarafından %59.95 olarak açıklandı. İşyerleri kiralar için bu ay tavan zam oranı %59.95 olarak uygulanacak. Konut kiralarında ise 1 Temmuz'da sona eren %25'lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklanmıştı. Motorlu taşıtlar vergisine %100 zam geldi. Yıl sonuna kadar tüm otomobillerden 2 katı olarak alınacak. Zam demişken alkol içki ve sigarada da ÖTV tutarı %14.81 arttı. Türkiye'nin otomobili TOGG'un T10X modelinin fiyatlarına ilk zam geldi. Nisan ayında 953 bin liradan başlayan T10X fiyatları %27 oranında artış gösterdi. En düşük paket 1 milyon 207 bin TL'ye yükseldi. Küresel piyasalar negatif seyrediyor. Avrupa borsaları enflasyon ve resesyon endişelerinin etkisiyle güne düşüşle başladı. Bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi yatırımcının odağına yerleşti. Asya borsaları Çin ve Japonya hizmet sektöründe büyümenin gaz kestiğini gösteren veriyle düştü. Bu sabah vadeli işlemlerde Amerika borsaları yatay yakın eksisi diyebiliriz. Piyasanın yönü ve eksi paralelinde gündemi yakından takip ediyoruz. Verini ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.